Simülasyon Türk'ten herkese merhaba arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta Cities Skylines'ın Snowfall DLC'si çıkmıştı. Şimdi ikinci bölümünü çekeceğiz. Geçen hafta inceleme yapmıştık. Gelen yeni özellikleri tanıtmıştık. Şu an benim şehrim büyümüş durumda arkadaşlar. 4000 nüfusu geçtik ve yeni şeyler açıldı. Onları kurdum. Şurada elektrik sıkıntısı var. Önce onları bir giderelim. Zamanı durdurmuştum. Onu da serbest bıraktım. Şimdi politikalar artıyor, nüfus artıyor, iş yeri artıyor, sanayi artıyor. Mesela şuraya bir önceki bölümde tarım alanı yapacağımı söylemiştim, yaptım, genişlettim. Buradaki rüzgar türbinlerini kaldırdım çünkü gerek kalmadı artık, burada zaten var. Petrolle çalışan, daha da kirlenmesine, daha da gürültüye neden olan elektrik üretimi için gereken o şu kömürle çalışan tesisi kapattım arkadaşlar. Tabi petrol çalışan da var artık. Petrolle çalışanı muhtemelen buraya yapabiliriz arkadaşlar. Çünkü burada petrol var. Şöyle petrolü gösterelim yeniden. Petrol burada. Burada tarım alanı var. Ormancılığın olduğu yerler. Burada da maden var. Bir sonraki genişlemede muhtemelen hani buraya gitmek istiyorum da şöyle bir açılmak istiyorum da yetmeyecek galiba. O yüzden sınırına kadar yetiyor. Buraya kadar gelir aynen. Dağısına gitmez. Bir sonraki aşamada gider. Bakacağız. Ha, buraya yapabilirim. Aynen. Buraya yapabilirim arkadaşlar. Böyle genişleyebilirim. Umarım öyle bir şey olur. Hatırlamıyorum tam şeyi. Büyük bir şehir olmak için, büyük bir kasaba olmak için bir kare daha. 2x2 büyüklüğüne yine bir şey alacağız. İşte az önce bahsettiğim alanı satın alacağız. Yeni politikalar gelecek. Yine yeni binalar gelecek, level 5 buradaki binalar, metro sistemi gelecekmiş, özelleştirilebilir alanlar gelecekmiş, education boost, bu yeni politikalar gelecek, bu işimize yarayacak politikalar oldukça. Yine yeni bölgeler gelecek, yani yüksek katlı binalar, yüksek katlı iş yerleri, büyük iş yerleri, gökdelenler yapabileceğiz artık onu diyor. Endüstriyel, bu ne, yani çöp yakma tesisi gelecek, bu metro istasyonu şey, üniversite gelecek, cezaevi gelecek ve sauna özelliği gelecekmiş arkadaşlar. Bu şekilde devam edeceğiz. Şöyle diğer şeyde görüyorsunuz. Evet, şimdi video çok uzun olmasın, işte böyle bir 15 dakika olsun diye ben hani genel olarak yine anlatacağım da, burada elektrik problemi var. Aslında burada aslında hiç gerek yok. Kapatalım şunları. Vallahi gerek yok. Oh, üzülüyorlar. Tamam, açıyoruz ya, tamam. Ama cepten yakıyor bunlar hep. Sınırsız para var diye. Ya buraya elektrik lazım ya. Tek sıkıntı o şimdi. Hani şuradan uzatacağız işte, ne yapalım. Sonra kaldırırız buraya yerleşim olduğunda. Hatta yerleşim yapalım diyeceğim de. Şimdi yerleşim, yüksek katlı binalar gelecek. Benim burası hep tek katlı böyle. Hani bir yerde artık yüksek katlı binalara yer gerekecek. Ve güzel bir yer olsun istiyorum. Böyle ayrılsın istiyorum diğer binalardan. Böyle araya maraya gelmesin istiyorum. Güzel bir manzara oluşsun istiyorum. O yüzden ama şu an konut talebi çok fazla arkadaşlar. Konut talebi yüksek, patlama yaptı şu an. Hemen bir inşaat yapalım. Şöyle. Şöyle bir inşaat alanı yaptık buraya da. Yollarda biraz sıkıntı var şimdilik. Ya buradan kavşaktan girdiklerinde ana otoyoldan, otobandan. Ya burada bir ek yol yaptım, böyle yaptım, sonra burasını genişlettim. Ama şu var, yani burada tek yön bir yol var. Aslında bu tek yön değil, şu an hala geliş var. Bak oradan gelenler nereye gidiyor bilmiyorum arkadaşlar. Oradan gelen nereye gidiyor harbiden? Tam böyle gidiyor. Ya buradan geliş yok. Ama burada tek yönlük bir yol olması gerekirken işte geliş yönü de var ama geliş yönü araç yok. Trafik biraz sıkışıyor diyeceğim de sıkışmıyor aslında. Şöyle gösterelim, sıkışmıyor derken. Sıkışmıyor ama burada bir sıkışıklık var. Şurada da var mesela. Geliştikçe burası 6 şeritli olsa dahi bir sıkıntı yaratıyor. Ama şu an trafik için bir problemim yok ya. Yani normal her şeyin olması gerektiği gibi, yani illa düşük seviyede olacak hali yok. 75.000 nüfusa, 100.000 nüfusa geldiğimizde ne yapacağız diye, değil mi? Yine aynı şeyler ama tabi yine planlı olarak gitmemiz gerekiyor. Önemli bir unsur çünkü trafik, trafik her şey demek. Evet, konut ihtiyacı var hala. Şöyle yapalım. Bir sürü boş alan kalıyor arkadaşlar. Ben onu hesapladım ama yine bazı yerlerde boş alan kalıyor. Tabi orada kavşak varsa, buradaki örnek mesela.
ya da başka bir şey varsa, ama boş alan bırakmak bence iyi. Cities Skylines'te yaptığınız şeyleri forumda paylaşabilirsiniz. Ben video çektiğim için pek paylaşamıyorum ama buradan birkaç tane fotoğraf atacağım. Ya insanlar başkanın yaptığı şeyleri görmek istiyor. Ya bir fikir ediniyorsunuz. O nasıl yapmış görüyorsunuz. Nasıl bağlamış görüyorsunuz yolları filan. O yüzden paylaşmanızı istiyorum ama genellikle YouTube'dan öyle bir şey olmuyor. Çünkü YouTube'da her şey farklı. Sadece YouTube'da dolaşıyorlar falan. Hani herhangi bir yere girmiyorlar. Her neyse, ben lafımı zaten başka insanlara söyledim. Şimdi burada, evet, burada yeni bir Snowmobile Truck diye bir şey ya, böyle makineler var ya, ATV mi diyelim, ne diyelim buna. Bir pist var. Güzel pistler. Hani burada da biliyorsunuz vardı. Buraya at çiftliği koydum. Böyle karda böyle dolaşıyor atlar. Çok güzel. Başka şeyler de var ama daha açılmadı bende. Mesela şuradaki ya buraya da mesela kurdum ama şimdi işte şey gerekiyor. Ya ek şey lazım şimdi. Aslında ya burada bence şu an sıkıntı, bak. Şimdi niye diyeceksiniz? Çünkü yol bağlantısı bir kere problem, bir de çok yüksek oluyor. Yani bu olay burada pek uygun değil ya. Hani harbiden bak, uygun değil. Özel bir şey geldiğinde hani böyle binayı böyle aşağı indiriyorsun ya, ya toprağı yüksekliğini düşürüyorsun falan, alçaltıyorsun burayı. Orada yapılabilir. Burada pek mantıklı değil. Hani yüksek duruyor. Böyle biraz görselliği bozuyor. Buz okeyini kurduk mu la? Nereye kurduk? Ha, buraya kurmuş. Tamam, buz okeyi kurduk. Tamam, sıkıntı yok ya. Burada opera binası kurduk. Buraya da hayvan parkı kurduk. Hayvan parkı dedim lan. Hayvan parkı, evet. Ziyarete de geliyorlarmış da, işte buraya bir otobüs hattı yapmıştım ama bir daha mı yapacağız acaba? Artık buraya bir şey yaptım ama sonra düzenleriz. Yine bus ve taksi için diyor bak. Yani yeni şey bina yapıyor da. Şimdi şimdi buraya yaparsam gürültü olur diyeceğim. Buraya yapalım. Şimdi otogar yaptık da tren istasyonu var mı, var mı, var mı? Yok. Tabii yok. Tren istasyonu yok. Ben bir eksiklik var diyorum. Var ama nerede var? Orada var. Aynen. Bizim yakınımızda tren istasyonu yani, var mı lan? Ha, var. Ha, tamam, burada var, böyle gidiyor. Ben ne yapacaktım? Bir dakika, pardon, böyle yok. Benim buraya gitmem lazım. Ya bir süre trenle bağımız olmayacak, hatta deniz yoluyla bile bağımız olmayacak. Yani niye? Çünkü deniz yolu burada filan, diğer taraftan görüyorsun. Buradan bir bağlantı yapacağız ama burada liman olacak. Limanı da buraya yaparız herhalde, değil mi? Böyle genişlediğimizde petrol tesisini. O şekilde olur artık arkadaşlar. Konut talebi artıyor. Daha da konut istiyorlar. Yapalım hemen o zaman. Şöyle yapalım. Buraya ufacık evler gelmiş. Buraya da gelsinler o zaman. Başka burada bir yerleşme yapmıyorum çünkü burada bir yol var ve sıkıntı olabilir. Burada bir okul yapmıştık, böyle yapalım. Ya yani yüksek binalar istiyorum ama dur bakalım, burası böyle olacak, yapacak bir şey yok. Arkadaşlar buraya bir sanayi yapalım, biraz daha genişletelim. Malzeme lazım ya fabrikada. Direkt otobanın yanına yaptık ama umarım bir sakatlık çıkmaz. Onun dışında şurada yeni bir tarım alanı yapalım diyeceğim. Tarım alanı yapmanın pek anlamı yok. Buraya bir ufak bir dükkan açacağım ben. Buraya bir dükkan açayım. Çünkü tarım alanı ya da sanayi talep yok şu an arkadaşlar. Konuta talep var. Konut lazım.
Konut lazım işte. Konut yapmamız lazım. Ya böyle yapacağım, ne yapayım? Ya yıkılacak yani, burada bir çalışma yapacağım ben artık, ama şimdi daha değil yani, dursun diyorum hani biraz da. Buraya da bir konut yapacağız arkadaşlar. Böyle. Evet. Şuraya da bir konut. Burayı da açtım işte. Kapalıydı bir önceki bölümde biliyorsunuz. Bugün açtım arkadaşlar. Bir, orada bir ana yol olsun. Trafik rahatlasın biraz. Ama burada da işte hala bir sıkıştaki tepiş var yani. Orada bir problem var. Şöyle genişletelim. Yani bina lazım. Nüfus lazım daha doğrusu bana. Bak şey de artıyor. Talep de artıyor dükkana. Yani bize şey lazım yani. Nüfus lazım şu an. Nüfus lazım, nüfus. Nüfusumuz olmalı ya. İnsan lazım bize. Buradan sonra başka bir bölge başlıyor. Bir de atık su olayı falan var. Hani pek yanaşmıyorum. Ama lazım yani. Bu bölge mesela şu an turistik bir bölge olacak ama işte nereye kadar? Yine eliniz kolunuz bağlanıyor arkadaşlar. Burada ev yapmak zorunda kalıyorsunuz yani. Tarım alanına. Bak buradakiler boş duruyor hala ama talep gelecek işte, o yüzden. Ya tamam, buradan sonra zaten tarım alanı olur yani, yapacak bir şey yok ona, ama buraya bir yol yapmamız gerekiyor acilen. Aynen, bir yol lazım buraya arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi. Buradan yaparsak burasının ağzı neyse, yani burası karışır. Yine bir ışık mışık gelecek falan, bekleyecek adamlar, trafik oluşacak. Hiç bulaşmayalım bence. Böyle kalsın burası da. Şöyle hemen arkasına bir yol yapalım. Biraz daha geleyim ben. İsabetli olsun arkadaşlar. Şimdi buradan yolu uzatmam gerekiyor. Bir dakika, şimdi bu şekilde bir yolu uzatacağım. Elektrik var mı lan? Sıkıntı yok değil mi? Sıkıntı olmasın zaten. Bir dakika, buradan da bir yol nasıl yapacağız şimdi? Abo, bu ne oldu lan? Yok 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 yok. Kesinlikle dur bir dakika, bir dakika. Hatta ben bunu çift gidiş geliş yapayım hani. Şimdi yolu geliştirdim şöyle. Ya bu ara yol olacağından hani kararsız kaldım şu an. Ya aynen yani, hiç gerek yok bence, burada bir yerleşim yapalım. Bu arada zamanımızın sonuna geldik. Bize ayrılan sürenin sonuna yaklaşıyoruz arkadaşlar. Şöyle yerleşim yapayım. Ya ben aslında burada hani belli kişilere hitap ediyorum bu oyunda. Biliyorsunuz zaten. O yüzden pek şey o derdimiz yok. Çekeceğim her hafta bunu yapmak istiyorum çünkü oynamak istiyorum. Oynamak istediğimde de böyle kaydetmek istiyorum. Daha da oynuyorum hani, zaten bu aşamaya gelmek için önce bir şeyler yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Aksi halde zaten güzel bir şey oluşmuyor burada. Güzel bir yapı oluşmuyor. Ufak bir park yapalım ya. Aha, anasının gözü kadar. O yüzden şey yapmanız lazım hani. Öncelikle. Yani bir şey göstermek için bir belli bir seviyeye gelmem lazım. Yani şu an 15 dakika falan oldu. Şehrimi gösterdim. Bir sonraki bölümde muhtemelen petrol alanına ben gireceğim. Girmiş olurum. Tarım alanı genişler. Nüfusum da bir 10 bin olur ya diyorum ha. Oynarsam olur. Niye olmasın? Genişletirim. Burada arayollar falan yaparım. Güzel bir şehir oluyor bence. Hani siz nasıl gördüğünüz artık bilmiyorum. Yani uzaktan böyle göstereyim, hatta böyle kapatalım. Kamerayı açalım şöyle. Yani şehrim bu benim. Böyle büyüyeceğim, genişleyeceğim buraya kadar. Limanı burada düşünüyorum arkadaşlar. Umarım sıkıntı olmaz. At var çünkü burada, bir sarı at var. Deniz atı var. O yüzden problem olmaz diye düşünüyorum. Böyle genişletirim. Pardon. Genişletirim. Çok fazla konuşuyorum bu oyunda. Çünkü anlatılacak çok şey var. Şu öyle bir şey var. Bu oyunun inanılmaz faydası var. Simülasyon inanılmaz bir faydası var. Arkadaşlar buradan hani ülkeye baktığınızda, bizim ülkemize baktığınızda diyorsunuz ki hani tamamen yıkılmadan yollar, şehirler yenisini güzel bir şekilde kurmak mümkün değil ya da güzelleştirmek mümkün değil pek. Öyle bir üzücü yanı var.
Yani bizim bu simülasyon olsa dahi Amerika'da, Avrupa'da şehirler buna göre arkadaşlar, hani böyle bir şehir var yani, bizim tasarladığımız buradaki güzellikte bir şehir var. Yani ne kadar bizim kadar iyi olamasalar da yani şey olarak ahlaki açısı, ahlaki şey, insanlık açısından öyle bir iş var yani, yeni eskisini kurmadan böyle ciddi işlerde yenisini inşa edemiyorsunuz. Farklı şehirlerde, tekrar belirtelim, farklı haritalarda farklı şeyler simüle edebilirsiniz. Yani bitmiyor, bitmiyor, bitmiyor. Hala bilmediğim birçok şey var mesela oyunda. Yani emin değilim bazı konularda hala CS Skylines, hani mesela denemeden anlayamıyorsunuz onu, göremiyorsunuz, hissedemiyorsunuz. Çünkü yani bir bölge mesela aç bırakırsınız falan, testler yaparsınız kendinizce. Bir sürü şey yapılabilir, sınırsız ya. Yeni DLC paketi ne zaman gelir bilmiyorum ya. Acaba ne gelir yani, ne eklerler daha fazla? Çünkü kar geldi falan. Neler eklenebilir merak ediyorum. Harbiden merak ediyorum ama, çünkü güzel bir hale geldi bu oyun artık. En iyisi şu an benim için. Şehir simülasyonunda SimCity tabi var biliyorsunuz ama artık onlar bitti yani. EA Games bitti, kapattı, şey yaptılar. Maxim firmasını falan, hani o öyle kaldı gitti. Maxim dedim yanlış hatırlamıyorsam. Maxim miydi, başka bir şey miydi? Her neyse, bunu Colossal Order geliştiriyor. Unity oyun motoruyla geliştiriyor arkadaşlar. Paradox Interactive firması pazarlıyor, yayımlıyor, yapımcısı. Bu şekilde devam ediyor. Bu Snowfall DLC'siyle ve diğer güncellemeli oyuna hava durumu eklendi. Yeni içerikler eklendi. Çok güzel oldu. Steam'den satın alabilirsiniz. İndirimli olarak da alabilirsiniz. Şu an Steam'de indirim yok ama farklı yerlerden City Skylines'ı edinebilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere diyelim. Bir sonraki bölümde bakalım şehirde sizi neler karşılayacak, merak ediyorum. Ben de merak ediyorum. Önce yapmam lazım tabii size göstermek için. Hoşçakalın.